Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii fotoğraf sanatı çok özel ve o anı geleceğe taşımak, dondurmak ve geleceğe taşımak adına çok çok güzel. Belki hiç göremeyeceğimiz, görmediğimiz o güzel anları, güzel manzaralar, kişiler, yaşantılar bugün bizim karşımıza gelecek, bize sunacaklar. Tabii biz Büyükşehir Belediyesi olarak zaman zaman denizimizle ilgili, şehrimizle ilgili fotoğraf yarışmaları da gerçekleştiriyoruz. Çünkü geleceğe bir miras olarak görüyoruz fotoğrafları ve herkesin her yeri görmesi de mümkün olmaması sebebiyle de onları oraya taşıyabilmek, buluşturabilmek adına da güzel bir etkinlik olduğunu düşündük. Tabii bugünkü Leodikya sergimiz, fotoğraf grubumuz inşallah 10.sü muydu? 10.sü sergisi. İnşallah bundan sonra da devam eder. Merakla bekliyoruz içerideki fotoğrafları. İnşallah güzel bir şekilde bakacağız. Emeklerinize sağlık. Yani gerçekten çok eziyetli bir iştir fotoğrafçılık. Yürürsünüz, yorulursunuz, terlersiniz. Saliselik anı yakalamak için ben tekrar çalışanlara ve fotoğraf sergisinde olanlara ve bugün sanata ve fotoğrafçılığı anlamda ilgi duyan çok değerli misafirlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Lafot'un 10. sergisi açıldı. Vizyörümüzden Kırsal isimli bir sergi açıldı. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bu Lafot'un Deniz'deki 8. ama geneldeki 10. sergisi. Şehir dışında da açıyoruz çünkü. Valla atölye gibi çalışmanın avantajını kullanıyoruz. Burada 65 fotoğraf var. 39 arkadaşımın. Sadece konu Kırsal. Yani bizim vizörümüzden neyi görüyoruz, kırsalı nasıl gördük, nasıl anlatmaya çalıştık, onu birazcık koyduk. Denizli'den var, Ege bölgesinden var, hatta yurt dışından da var. Önemli olan şey, hani kırsal demek sadece kırda yaşayan demek değil, onun sosyal, ekonomik ve diğer boyutlarıyla yansıtmaktı. Biz burada onu yapmaya çalıştık. Hani böyle çok afati güzel fotoğraflar koyduk demiyoruz. Çünkü kırsal zaten makyaj yapılmış yer demek değildir. Kırsalın kendi dokusu, kendi görüntüsü ve kendi güzelliğiyle anlatmaya çalıştık. Amacımız tabii ki fotoğraf sanatının sevilmesi, amacın uygun şekilde kullanılması ve mümkünse bunun şehir dışına taşınması, insanlar tarafından anlaşılması. Bu kapsamda biz sosyal projeler de yapıyoruz. Mesela Çameli'de, mesela Sarayköy'de, Beyağaç'ta, Tavas'ta ve il merkezindeki okullarda sunumlar yapıyoruz. Fotoğrafı anlatıyoruz. Çünkü
fotoğraf, bilgi, belge ve kanıttı diyoruz. Dolayısıyla insanların belleğinde kalması lazım. Bu sergiyi de o amaçla açtık. 5 Mart'a kadar da açık kalacak. Denizli'de sanat severleri, fotoğraf severleri bekliyoruz. Biz buradayız. Peki hocam, yaptığınız çalışmaları biz yakından takip ediyoruz, biliyorsunuz, projelerinizi takip ediyoruz. Bundan sonrası için projeler var mı? Tabii ki projeler var. Şu an devam etmekte olan iki proje var. Bunlardan bir tanesi Çameli, diğeri de Beyağaç. Üçüncü proje ise muhtemelen Sarıköy Meslek Yüksekokulu olacak. Onlarla bir proje yapacağız. Yani o bölgedeki öğrencilerle, gençlerle fotoğraf çalışması yapıyoruz. Orada sergi açıyoruz örneğin. Yakın tarihte Alcı'da böyle bir şey yaptık. Acıpayam Alcı Köyü'nde. Köyde bir sergi açtık. Köydeki okuldaki çocuklarla söyleşi yaptık. Ve sunum yaptık. İnanılmaz geri dönüşler var. Demek ki sanat ayağa çağrılmamalı. Sanat biraz da götürülmeli diye düşünüyoruz. Biz ikinci şıkkı deniyoruz. Sanatı izleyicisinin, sanatı tüketicisinin ayağına götürmeyi planlıyoruz. Lafot bu misyonu üstlenmiş durumda şu an. Peki hocam, son olarak ne zamana kadar devam edecek? Tekrar hatırlatalım. Denizli'nin önünde nasıl olacak? Ya, bu 5 Mart'a kadar açık şu anda. 5 Mart'a kadar açık ama hafta sonu da açık kalacak. Yine biz buradayız. Severlerin hepsini bekliyoruz. Burası Halil İbrahim sofrası. Herkese bir şekilde bir şey var. Hiç yoksa yüreğimizdeki sevgi var. Onu da paylaşmaya hazırız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.